Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar silsile halinde hızlı bir şekilde aktaracağım gelişmeleri. Çünkü birçok gelişmeyi çok çok merak ettiğinizi düşünüyorum. Fenerbahçe'den 54 kişi hakkında suç duyurusu diye girişi yapayım. Niye 54 kişi? Çünkü Sakarya'nın plaka kodu 54 ve Sakarya yıllardır Süper Lig'e çıkamadığı için Fenerbahçe sinirli Sakarya'ya değil, Göztepe maçına dair 54 kişiye e, ait şikayetten bahsediyor Fenerbahçemiz. Ee, bunlar çok önemli değil diye geçiyorum. Göztepe'den cezaya itiraz kararı ama Göztepe'de mesela 2. ligdeki 3. maçından da beraberlikten ayrıldı. Ah Fenerbahçe yenseydi de e, küme düşmesini hızlandırsaydım. Neyse UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza. Bazı vandallar var ya bizim stadyumumuza gelen. Bazı vandallar var, bazı Fenerbahçe düşmanları var ya. Hani bazı Fenerbahçe düşmanları madde falan atıyorlar diyorlar. O vandallar sayesinde Fenerbahçe ceza yemiş oldu arkadaşlar. İnşallah o vandallar bir daha Fenerbahçe stadında maç falan izleyemezler. İnşallah ciddi ciddi cezalarda alır bu vandallar diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bizim olaylara bakış açımız vandal olarak görüyoruz biz bunları. Ama başka takım taraftarlar ise onlar taraftar onların günahı yok. Onlara vurmayın bize vurun falan yapıyorlar. Herkes hak ettiğini yaşasın. Yani Sevilla ve Lille maçında madde atan Fenerbahçe düşmanları. Neyse günün en sıcak gelişmesi neydi? Ferdi Kadıoğlu'ydu. Ferdi Kadıoğlu Brighton'a gitti. Duyduğuma göre arkadaşlar benim haberini aldığıma göre ise Ferdi Kadıoğlu sağlık kontrollerinden başarılı bir şekilde geçip e, imzayı atmış. Ve yani e, klibi hazırlanıyor diyeyim ya. Böyle söyleyince daha mantıklı olur. Ve... Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ne diyor Seyfettin? KPSS'ye çalışıyordum. Dün belli oldu diyor. Yolumuz açık, açık olsun diye. Arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Ee, diğer kanalımıza Kadıköy Sokak Fenerbahçe'ye saldırmaya başlamışlar. Yalnız buradaki videoların beğeni sayısı, reklamlara tıklama sayısı falan önlerine engel olmuş durumda. Ha, topluca abone oluyorlar. 1000 kişi, 2000 kişi. Birdenbire çıkıyorlar emir geldiği anda. Ve YouTube sistemini akılları şaşırtmaya çalışıyorlar. Ama mühim değil. Bunlar abone oldukça Fenerbahçe taraftarına reklam olarak gidiyor. Ve Fenerbahçe taraftar da abone oluyor. Yani bunlar 2000 kişi geliyorlar. Kanalın artışı 4000 kişi oluyor. Bunlar 2000 tane andaval çıkınca 2000 kişi kanalda artmış oluyor. Böyle devam etsinler. Yani beğenileri arttıralım. Olabildiğince video izleyelim. Mümkünse sevdiklerimizi kanala abone edelim. Hem bu kanal için hem diğer kanalımız için. Hani... Hocam sen de hep şikayet diyorsun, bıktık demeyin, kurban oluyorum arkadaşlar. El birliğinden yenelim şunlara. Şimdi Ferdi için çok çeşitli iddialar var. Birisi diyor ki 30 milyon euro artı 5 opsiyon, birisi 35 milyon euro artı 5 opsiyon, birisi bilmem ne diyor. Ben e, sevgili Yaz Sabuncuoğlu, Sercan Amzolu gibi isimler 30 milyon euro artı 5 milyon euro opsiyon artı sonraki satıştan bilmem ne pay falan filan diye söyledikleri için diyorum. Onların dedikleri daha doğrudur. Ahmet Ercanlar ne diyor? 39,5 milyon euro artık kolay bonuslar. Da bir de sonraki satıştan payla transfer oluyor. diyor. Ee, 33,5 milyon pound transfer oldu diyor. Dısan ya 39,5 milyon euroya denk geliyor. Valla benim bilgim biraz burayı dikkatli dinleyin. 39,5 milyon euro artı 2,5 milyon euro'luk bonuslar. İşte 30 maç oynarsa gibi bir bonus. Sonraki satıştan da %15 pay şeklinde ama benim duyumum yanlıştır çünkü niye? Eğer Fenerbahçe böyle bir paraya sattıysa bak buraya dikkat edin. Değil. Muhtemelen e, yeni transfer etmek istediğimiz isimlere diyecek bak sizin paranız çok. Biraz daha yükseltin parayı diyecek. O yüzden e, yeni transferlerimiz olsun diye benim bilgim yanlış arkadaşlar. Galatasaray'ın İngilizce sponsoru ortaya çıktı. Vallahi Galatasaray'da bir karışıklık var. O ona top atıyor, o ona top atıyor. Fatih Altaylı'ya küfürler ediyorlar. Bilmem işte sen nasıl Galatasaraylısın, FETÖ'cü müsün, şöylesin böylesin falan diye ben yorumlara inanamıyorum. Gerçekten Galatasaray taraftarının yorumlarına inanamıyorum. Adama FETÖ'cü diye cümle kurmak yani abesle iştigalin çok ötesinde bir olay. Ee, ama bir şeyleri de ortaya çıkartıyor. Bakın arkadaşlar 65, 55, 56 milyon euro'lardan falan bahsediyorlar. Hadi 56 milyon euro diyelim bileti satıldı gösterip kara borsadan satıp ciddi gelir elde etme. Not. Bu parayı işte Icardi'nin Icardi'nin işte beşini kulüp veriyor, dördünü kulüp veriyor, gerisini sponsor veriyor diyor ya. Bunu kulüp veriyor işte sponsor falan filan diyorlar. Açık söyleyeyim ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam ciddi söylüyorum. Ben de böyle bir şey yaparım. Hocam bu suç ya Galatasaray yapınca suç değilse suç değildir. Değil mi? Neyse ee, vesaire vesaire. Ben çok da girmek istemiyorum ama inşallah buradan bir soru çıkar ama zannetmiyorum derin abileri falan araya girer hiçbir ceza yemezler arkadaşlar yani böyle bir beklenti içine girmeyin. Samet Akaydın için Mourinho bekleniyor demiş arkadaşlar. <laughs> nice takımı Samet Akaydını beğeniyor, İstiyor, almak istiyor, kadrosuna katmak istiyor. Can evine sarmak istiyor. Can evimde biter. <laughs> Samet Akaydın diye. E, bu derdin içindeler. E, Samet Akaydın'ın menajeri diyor ki biz dördüncü stoper olarak kalacağız. Mourinho ileride oynatacağını söyledi falan filan. Diyor diye belirtiyor. Yani bir gariplik var bu işin içinde. Hani bu hikayede birisi yanacak ama bakalım yanan kim olacak. Ben de onu merak içinde bekliyorum. Ama bu hikayede bir yanan olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ya, benim bildiğim Samet Akaydın yani sosyal medya ne dedi? Samet Akaydın Nis'in teklifini kabul etti. Goal ne dedi? Nis Samet Akaydın almakta kararlı dedi. Yani 3 milyon euro 4 milyon euro Samet Akaydın'a versin ben saniyesinde satarım. Ciddi söylüyorum satarım. 3-4 milyon euro iyi para. Neyse belki de taktiktir. Belki de birilerinin satışı içindir. <laughs> Bu arada daha garip şeyler de var ama süremiz yetmeyecek herhalde. Fenerbahçe'den 95 milyon euroluk operasyon diye koymuşlar. Şimdi Ryan Sterling, Ben Chival Trevor, ee, yok bir dakika. Sterling, Ben Chival 2. Başka kim vardı ya? Ha, Benoit, Badiashi ile ve Disasi. Bu dördünden üçünü alacağımızı söylemişler ve piyasa değerlerinin 95 milyon euro olduğunu söylemişler. Sterling olabilir. 15 milyon euro ama Tadic'i gönderirsen Sterling olabilir. Hocam Tadic'i nereye gönderiyorsun? Ya Tadic'e 5 milyon euroluk bir takımdan teklif var Avrupa kulübünden. Bir de 10 milyon euroluk bir Arap kulübünden teklif var. Tadic'i gönderirsen Sterling'i 15'e alabilirsin. O da bize 15. Premier Lig'den çünkü Fulham istemedi, City istemedi, diğer takımlar istemedi. Bize 15. Bak burada bir nüans var. Ben Chival yani ee, elimde satlık. <laughs> Kusura bakmayın bir sürük tuttum. Adam 28 milyon euro. Adam yedek sol bekleri. Hani nasıl almayı düşünüyorsunuz? Nasıl böyle masallara inanıyorsunuz? Bana da anlatırsanız sevindirik olurum arkadaşlar. Ha! Badiaşili'yi de Disasi'yi de yine beklemeyin. Aynı şekilde ben bunları da şöyle sonlara atayım. Çünkü bunları beklemeyin. Ama Trevo Çalabuah Çalabuah Çaloba. Bu isme odaklanın. Bu ismi not edin. Fenerbahçe'de transferde sıkı pazarlık. Kimle ilgili sıkı pazarlık? Christian, Medina ve Vinicius Souza ile ilgili. Ee, bu arada Ferdi'yi satarsak Vinicius Souza için pazarlığa oturacakmışız. Hani hala pazarlıkta olduğumuz futbolcuya pazarlığa oturacakmışız. Alay etmiyorum, dalga geçmiyorum. Biz hala pazarlıktayız çünkü 25 milyon euro sonraki satıştan da %20 pay istiyorlar. Biz 25'i 15'e düşürüp tamam sonraki satıştan da %20 pay verelim ama kar üstünden falan filan demeye başladık. Nasıl yani arkadaşlar? Şimdi biz futbolcuyu 20'ye alsak. Sonraki satıştan da kar üstünden %10 versek. 20 aldık, 40'a sattık. 40'tan 20'yi çıkart 20. 20'nin %10'u 2 milyon euro. 2 milyon euroyu da verirsin 22 olur. Kar üstünden %10 pay. Anladınız mı? İşte kar üstünden %20 pay. 4 milyon euro verirse 24'e almış olursun. 40'a satmış olursun. Sen 16 kar elde etmiş olursun. Görüşmeler sürüyor ama onu söyleyeyim. Christian Medina için ise tek aday biz değiliz. herkeşler istiyor çocuğu. herkeşlerin istediği çocuk bakalım nereye gidecek? Ne yapacak? Ama şu bir gerçek arkadaşlar. Bakın ee, ciddi anlamda Fenerbahçe'nin ee, futbolcuları bir şey içerisinde. Yarış içerisinde Fenerbahçe futbolcuları ciddi anlamda bir Kapış kapış içerisinde. Bakalım bu kapış kapışın sonu ne olacak? Ee, mesela Omar Fayet. Omar Fayet'ten bahsedeyim. Belçika ekibi Ben Shot'a gitti sayın siz. Niye gitti sayın biliyor musunuz? Bakın Emir Ortakaya bizim topçumuz Emir Ortakaya Belçika'da Westerlo'da. Bak. İlginç bir şey söyleyeceğim size. Westerlo'da ve Omar Fayet de Ben Shot'a giderse yani iki tane kütür kütür, çatır çatır, çutur çutur stoperimiz, genç stoperimiz Belçika'da kiralık oynayacak ki Emir oynamaya da başladı. İnşallah Omar da oynar ve geleceğe çok emin adımlarla hızla ilerleriz. Hani hep transfere biz bakıyoruz ya millet de bu sefer bunların transferine bakar. Atalanta Bekao'yu istiyor. Kiralık istiyor. 10,5 milyon euro satın alma opsiyonu koyduralım. Verin bize diyor. Biz alalım diyor. Fenerbahçe de diyor ki öyle yağma yok. Ya parayı basıp alırsın ya da başka bir şey alırsın diyor. Ve arkadaşlar bakın Torino'da, Atalanta'da Bekao için yarış halindeler. Bu bizim var ya elimizi o kadar güçlendiriyor ki. Çok güçlendiriyor elimizi. Mükemmel güçlendiriyor. Böyle giderse biz Bekao'yu 14'e satarız demedi demeyin notunuzu da alın. Luan Perez'i Brest transfer etmek istiyor. Luan Perez'i Vasco de Gama'da şimdi yarışa katıldı. Hatta Vasco de Gama bonservis de vereyim diyor. Bakın. Dediğimi unutmayın. Vasco de Gama bonservis vereyim diyor. Zaten çocuk da bizi sevdiği için hani beni siz büyük umutlarla aldınız ama ben burada oynamak istiyorum hani dedim. Ama oynayamadım. O yüzden size para kazandırayım diyorlar. Ee, yani para kazandırayım diyor çocuk. Hayırlısı. Şimdi Ryan Kent'e talipler var. Mesela Kent'e o istiyor, bu istiyor ama Kent Efendi gitmek istemiyor. Bu da ayrı bir olay. O da gerçekten ayrı bir komedi. Lan defol git. Yani ne var? Ne var da duruyorsun? Defol git. Vallahi çok enteresan. Ee, çok garip şeyler. Ama biz kentten zor kurtulacağız gibi duruyor. Açıkça belirteyim arkadaşlar. Fenerbahçe'de Ferdi sonrası transfer teklifi Bayern Münih'in yıldızlarına kanca. Arkadaşlar iki tane Bayern Münih yıldızı. Birisi Leon Goretzka. Diğerisi diğeri Kingsley Coman. Şimdi Goretzka için açık konuşayım. Kulübü artık öyle bir noktaya geldi ki ulan alın da kim alıyorsa alsın Servis de istemiyorum deme noktasına geldi. Eğer bu noktaya gelirse kulübü bizim alma ihtimalimiz artar. Ama para istemeye sürdürürse o iş biraz sakat. Kalbi sakat olmasın. O iş biraz sakat. Ben Göreska için yine %10 ihtimali kapısını açık bırakıyorum. Ama bonservissiz verilirse %80 diyorum. Fakat bonservis istedikleri her anda en fazla %10 diyorum. Ama Kingsley Coman'a %0 diyorum. Kesinlikle 0. Kanmayın. Kurun ee, Kurunic Zayt. Hocam ikisinden biri kalacak diyor. Kim diyor? Ahmet Konanç diyor. Saygı duyarım. Kim ne diyorsa saygı duyarım. Bir şey demiyorum. Ama benim duyumlarıma göre kalmayacaklar arkadaşlar. Luan Perez, Kent, Kurunic, Zayt. Dörde gidecek. E, hatta Zayt, şey, e çok ilginç bir teklif var diye duyum geldi. İnşallah doğrudur. Onu da söyleyeyim. Fred, İsmail Yüksek. Biz bu maçta ilk 11 izleriz. İşte ne bileyim Ceko mu, Ennesir mi, İrfan Can Kahveci mi, aslında subliminal duyumlar çatır çatır veriyorum. Ee, yani Mesela Fred, İsmail Yüksek, Enes İrfancan İrfan Can Kahveci Çay spor maçımız var biliyorsunuz pazar günü Yani yarın Hayırlısı bakalım Şimdi Ansu Fatih ismi çok soruyorlar Maksimin'i de araya sıkıştırayım Yani Ansu Fati'nin Tadiş dediğim gibi giderse Ansu Fatih kiralanabilir Maliyetsiz bir transfer olur sana da şey olmuş olur. Maksim'in de bu arada solda. İrfan sağda. Durum bu. Turgay Demir ne diyor? 17-17 yapıyor ligde diyor Galatasaray. Ama Avrupa'da 2'de ikisi bile yok diyor. Ya daha benim konuşacağım çok konu var da. Sizi de sıkmak istemiyorum. Mesela bir Sakaboy konusu var. 14 dakika olmuş. İşte bir Zanyola konusu var. Zanyola'yı 39 milyon euroya sattıklarına inanan bir Galatasaraylı kitle var karşımızda ciddi ciddi 39 milyon euroya sattıklarını düşünüyorlar. Saka transferini şöyle bir değiştim arkadaşlar. Gelen duyumları da aktarmadan edemeyeceğim. Bu arada Napoli 10-12 milyon euro bandında oyunu çift yönlü oynayabilen orta saha arıyormuş. Hani varken. Şimdi Saka için Galatasaray Bayern Münih'e bir anlaşma yaptı. Ve Bayern Münih'in Galatasaray'a ödediği Galatasaray kasasına giren toplam bedel an itibariyle 20,5 milyon euro. O da rakamlarda bir yanlışlık yoksa nasıl 20,5 milyon euro hocam adama 30 yazıyor. Şimdi eğer oyuncu Fransa milli takımına seçilirse 5 milyon euro daha bonus ödemesi yapılır diye bir madde var. Bu arada bir karşılaştırmam vardı ama e, Vinicius'la İsmail Yüksek. O sonraki aşamam olacak. Şimdi şu Sakaboy'in açıklaması. Şimdi bak ne diyor? Oyuncu Fransa milli takımına seçilirse 5 milyon euro daha bonus ödemesi yapılacak. Toplam 30 milyon euro ödeme yapılacak. Kapa açıklamasını da bir taraftan okuyorum. Ayrıca altta da yazıyor. Oyuncu için satıldığı dönemde böyle bir beklenti vardı. Ve transfer market 30 milyon euro olarak yazdı. Yani nasıl olsa Fransa'ya seçilecek diye. Bakın 5 milyon euro şarta bağlı bonus olarak ödeyecek. İyi de hocam Arda Güler'in transferinde de biz gördük. Bonus oraya eklenmiyor demeyin. Galatasaray olunca transfer marketin Nevri dönüyor. Bu bir, ikincisi ekrana dikkatlice takip ederseniz kapa yapılan açıklamada diyor ki başka bir takıma transfer olduğunda ise gerçekleşmeyen, şarta bağlı bonusların tamamını şirketimiz ödeyecektir. Yani 5 milyon euroluk bonus var ya başka bir takıma transfer olursa yine bunu bize ödeyecek diyor. Yani bu 5 milyon euroyu zorunlu olarak söylüyor. O yüzden 25 ekleniyor. Yani başka takıma anlaşmada ek bir madde varsa, geçerliyse bilmem. Ama 5 milyon euroya daha ise 5 milyon euro mecburi ödeyecekler. O yüzden toplam tutar. Eninde sonunda 30 olacak diye oraya 30 yazmışlar. Ek olarak Ren takımı 4,5 milyon euro aldı. %15 pay aldı arkadaşlar. Şimdi hocam %15 pay ama 30 diyorsun. Bak 30 milyon euro demek ki sen de kabul ediyorsun. Ren takımına da bu bonus kesinlikle olacak diye adlandırdıkları için kapı açıklamasını böyle yaptıkları için 4,5 milyon eurosunu da Ren'e verdiler. Yani 30'a satılmış olsa dahi Ren'in parasını çıktığın zaman 25,5 milyon euro kalıyor geriye. Kaldı ki 5 milyon euroluk bonus maddesini de çıkarsak geriye 20,5 kalıyor. Ek olarak ben size şunu da söyleyeyim. Bayern Münih'in Galatasaray'dan 2 maç yapacağı maç gelir karının %50'sinin Galatasaray'a ödeneceği de kapı açıklamasında var. Daha önce o transferinde de gördük. Roma ile maç maddesi vardı. Yani o maçta bu maçlar gibi yapılmadı. Ha Bir şey daha söyleyeyim. Oyuncuya maaş ödemesi konusunda hani gizli sponsor destek çıkıyordu ya Galatasaray'dan. Acaba satışından da pay falan istiyor mu? Yani istiyor neyse biz bilemeyiz tabii. O yüzden ben onu konunun dışında atıyorum. Uzun lafın kısası. Bu transferden Galatasaray kasasına giren para 20,5 milyon euro. Ren kasasına giren para ekranda gördüğünüz para. 4,5 artı önceden de aldıkları para var. 5 milyon 650 bin euro ren almış oldu. Oyuncu Süper Lig'deki hakemler olmayınca değil Fransa milli takımı Bayern Münih takımına bile seçilemiyor. Oyuncu için satış değil de kiralama modelini düşünüyor takımı kim? Onu da üst düşünüyorlar. Ancak kimse istemiyor. Yani bu gidişte 5 milyon euro bonus hiç devreye girmeyecek, gerçekleşmeyecek. Galatasaray bu hikayede rekor bon serviste gitti sözlerde. Zaten Ferdi Kadıoğlu'nun resmi açıklamasından sonra son bulacak. Ha umarım bu iki takım arasında şu hazırlık maçı oynarlar da biz de keyifle izleriz. Son olarak da İsmail Yüksek ve Göreska. E, Göreska nereden çıktın? Göreska beni andı. Vinicius Souza karşılaştırması. Arkadaşlar ben de farkındayım. İkisi aynı ligde değil. Ben de farkındayım. Biri Premier Lig'de oynuyor. Birisi Süper Lig'de oynuyor. Ben de farkındayım. Biri işte e, Çaykur Rizespor'a karşı falan oynarken. E, diğeri Chelsea'ye karşı oynuyor. Ben de farkındayım. Ancak istatistik hiçbir şeydir. İstatistik her şeydir. Mantığından hareket ederek baktığınız zaman da istatistik bize bir şeyleri sunuyor arkadaşlar. Yani futbolcunun Fenerbahçe'ye gelirse bazı istatistiklerde iki katı istatistik yapacağını herhalde tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü orası premierlik. Burası süperlik. Burada hakemlerin canının istediği şampiyon olurken premierlikte hak eden olur. O da ayrı bir olay. Şimdi arkadaşlar dikkatlice bakın ekrana. Şu verileri Süper Lig'e uyarladığın zaman ben baştan sona bu çocuğun istatistiklerini şöyle bir gözden geçirip size şöyle anlatayım. Süper Lig'de yine 36 maç zaten ikisi gitti. Kaldı 34. Bir tanesi daha gidecek. Kaldı 33. Ee, bir tanesi daha gider. Kaldı 32. Transfer etsek bile 32 maça falan çıkacak. Pas isabeti bence %80.3 %90'a falan çıkar. Gerçi stadyumlar çok kötü. 80.3'te de kalabilir. Uzun pas isabeti 42.4'ten daha fazlaya çıkar çünkü Fenerbahçe'nin sprinter kanat oyuncuları ve hücum oyuncuları var. Pas 0.9 emin olun 3'e falan çıkar. Ciddi pas arası yapar. Çünkü Süper Lig'de pas hatası yapmaya çok meyilli oyuncular mevcut. Top çalması orada 3.5 ise burada 7'yi bulur. Topu geri kazanma 4.3'ten emin olun. 5'e 6'lara zaten rahat bulur. İkili mücadele 59.1 diyor. Premier Lig'de 59 ise burada 70'leri falan bulur. Ben size söyleyeyim. Top kaybı 7.7 diyor. Ee, Zeminlerden falan belki olabilir ya da aşırı sertlikten olabilir. 7.7 ideal. Başarılı 60.7 diyor. Fenerbahçe'ye karşı rakipler çok fazla kapanacağı için bu benzer durumda kalır. Maç başına çalım yeme 1.11 diyor. Süper Lig'de kolay kolay çalım atan ortası olmadığı için bu düşer. Maç başına adam kaçırma 0.9 diyor. Kolay kolay üstüne gelinmeyecek olur. Gelinmeyecek olduğu için bu da düşer. Tehlike engelleme 2.1 bunun da üstüne çıkar diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, benim aktaracaklarım, benim söyleceklerim. Bu kadar kendinize çok çok iyi davranan, teşekkürlerimi sunuyorum. Her iki kanalda destekleriniz için. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.